Kafamdaki de çok güzel değil mi? Ay deriz vallahi şey. Şimdi çekiliş zamanı. Kazananı belirleyeceğiz. Civcivlerimize bir malikane yapmaya geçeceğiz. Eminiz bu şekilde bir civciv evi daha önceden hiç görmedi. Kiracılar ama geçici arkadaşlar bugün civcivlerimiz için bir malikane yapacağız ve bu tatlı ördek için. Maalesef 4 tane civcivimiz, bir tane de ördeğimiz öldü. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, biliyorsunuz bir önceki bölümde 2 kilo fasulye hediyemiz olacak demiştik. İlk mahsulümüz. Videonun ilerleyen dakikalarında çekiliş yapacağız ve kazananı açıklayacağız. Deniz şuradaki cücüğe baksana ya. Öyle sabit duruyor. Yaşamı sorgulayan gibi hali var. Güneşleniyor. Kımıldamıyor ama yani dakikalarda. Tamam. Şimdi önce bu kadar güneşlendikleri yeter. Bir dışarı çıkarttık. Hafif yeşillik yesinler, bir güneşlensinler, bir hava alsınlar. Daha doğal böyle ortamlarına hafif alışsınlar diye. Önce tekrar onları kutularına koyup meyvelerimizi toplayalım. Ardından malikane yapımı için masamızın başına geçeriz. Civcivlerimizi şimdi biraz güneşe koyalım ve meyvelerimizi toplayalım. Birazdan harika bir ev sizin olacak çocuklar. Denizciğim dikkatli çık. Ne yapacağız bu eriklerle ona karar verelim. Bence bunu da takipçilerimize soralım Deniz. Bu eriğin cinsini bir gösterelim, bununla ne yapılır? Hiç ben erikle bir şey yapmadım çünkü. 1 kiloda erik mi göndereceğiz? Biraz daha dirilerinden şey yaparsak olur. Çok ezilmesin diye. Kızım dikkat et. Aa bak baba nerede? Deniz'im o sepetleri alt mısın? Başka bir şey de getirebilirim. Deniz o dallar maşallah ya. Niye canım? Dökülenlerden yiyorum ya şu an. Arkası da dök. Mia. Mia bir bakar mısın bana? Erik mi yiyorsun aşkım? Kafamdaki de çok güzel değil mi? Ay deriz vallahi şey. Çekim için neler yapıyoruz? Anneler ve hasta olunca başına başörtü falan bağlar ya. Mia Hanım firarda. Burada. Eriklerin oraya gitti. Ördek de burada hiç yanımızdan ayrılmıyor ya. Güzellik. Güzellik. Islatmasın. Hiç kaçmıyorsun. Otur otur. Tamam otur. Deniz bir şey değil mi? Mia eriklerin hepsini ısırıp bırakıyor olabilir şu an. Evet. Aşkım ne yapıyorsun? Bir tane al, bir tane, tamam mı kızım? Güzel mi? Anne. Efendim. Bir tane al aşkım, hepsini yiyip bırakma. Bak geliyor benimki. Bak bak. Ay Deniz vallahi bahçede erik vardı, hiç eriğin fiyatına dikkat etmedim desem.
Vallahi şimdi ne söylesem yalan olur yani. Sen uzanma ama ya aşkım. Ben yapayım, sen uzanma bak. Kızıyorlar sonra. Hadi al sen. Ben toplar veririm sana. Üzülme. Şu ağaçtaki kare yemiş de olmuş. Kare yemiş ha. Aa. Bu olmuş taraftaki mu? Olmamış. Olmuyor. Olmaya başlamış. Baksana. Onlar da büyümesi lazım ama herhalde. Ama bu tek tek genelde öyle. İkili ikili çok az var. Bak şu önümde var bir tane. Ha onu. Bir de çürümüş bazıları ya. Evet değil mi? Dağıldı. Eriklerde de var o. Evet, şimdi çekiliş zamanı. Kazananı belirleyeceğiz. 201 tane yorum vardı. Onların içerisinden kazananı belirleyeceğiz şimdi. Karıştır iyice. Hadi bismillah diyelim. Elmas Karanda kazanan. Öyle. Hemen bir Elmas Karanda. Biliyorsunuz hediyemiz 1 değil, 1,5 değil, 2 kilo. Bahçe fasulyesiydi, ilk mahsulümüzdü. Yanına yeter mi? Yetmez. Değil. 1 kilo da erik gönderelim. Evet. Bugün erik topladık. Bugün topladığımız eriklerden koyalım. Hediyemizi hazırlayalım. Keşke imkan olsa daha çok kişiye ulaştırabilsek. Şimdi buradan civcivlerimize bir malikane yapmaya geçeceğiz. Eminiz bu şekilde bir civciv evi daha önceden hiç görmediniz. Ben de görmedim. Burada ne çıkacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Hiç projesinden bahsetmedi. Benim de yok. Kervan yolda düzülür misali. Bakalım ne olacak. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar, tam nasıl bir şey yapacağız? Benim de aklımda tam yok. Ama her şey... Başlayınca ne girer diyorsun. Başlayınca biter. Şurasını bir yapıştıralım. Yazılı tarafını kullanacaksın. Ha, tersini kullanayım değil mi? Onu diyorum. Değil mi? Bak işte böyle şeyler yap. Ya da artık. Bir de bir bant yapalım. Bant da getirmiştim değil mi? Koli bandı var senin tarafında. Evet, biz yanlış masa kurmuşuz ama ayakta çalışacakmış gibi kursak daha rahat edermişiz. Yani 2 hafta falan kalacaklar ama. Evet, 2 hafta. 2 hafta zaten ancak kalırlar. Çünkü bir 20 tane falan var. Zaten 2 hafta sonra 20 tanesi bunun içine sığmaz. Onlar böyle koca kafalı, kocaman kocaman olacaklar. Bunun ışığını alt kata koyalım. Ben böyle 2 katlı bir yer yapmayı planlıyorum. Şimdi şu ışığı koymak için de... Nasıl, asma kat mı yapacaksın? Ha, asma kat. Valla. Bak şu ışık şöyle durabilir, değil mi? Evet. İçini böyle naylon kaplayıp sonra üstüne bir şey atsak çok güzel olurdu değil mi? Evet, uzun ömürlü olurdu ama o kadar uzun ömürlü bir şey yok burada. Soğuyana kadar biraz tutmamız lazım. Bir lambayı öğrendiler. İlk gün hepsi bir yandı lambada bir tur. Yandıktan sonra içine girmemeyi öğrendiler. Şimdi. Yaklaşıp ama sıcağında böyle yatıyorlar. Böyle şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Ha, çok eğlenceli geliyor.
sandalye yapmak için. Birazdan merdivenlerini de yapacağız. Merdiven mi? Hı. Ya. Şimdi İstanbul'dan kaçış çiftliğinin civcivleri, tavukları şanslı. Niye şanslı? Bir, kesilmeyecekler. İki, sömürülmeyecekler. Az yumurta verdi, fazla yumurta verdi diye herhangi bir şey de olmayacak. Gitme buradan, tamam mı? Başkası yer seni bak. Senin için en güvenli yer burası, peki. Biz sadece güzel gözüküyorsun diye aldık. Bahçede böyle ses olsun, hayvan olsun. İşte mavi gözleri var ya. Bu bence büyüdükçe... Ama şu an bildiğin mavi deniz. Şimdi buradaki amaç işlevselliğin dışında biraz da güzel olması. Anladın mı ne yapacağımı? Yok. O zaman daha keyifli olacak şimdi. Pencere tecrübesi. Kapısı penceresi olandır. O da yap. Suit. Ay gülüm. Şöyle buraya girebiliyor muyum? Hadi olan şöyle. Canı sıkılan, tek takılmak isteyen olursa. Hepinizden nefret ediyorum yuvası. Sonuçta bunlar ufak, ergenliğe girecek. Babam, baba civcivlere ev yapıyor miyacım. Wow. Wow. Birazdan civcivleri içine koyunca tam anlamayacak o kamiller ama. Yeterli, bu da çöker zaten. Şimdi sen bahçeden bir tane salatalık kopar hayvanlara. İki tane meyve koyalım. Suluklarını getirelim, koyalım. Evet arkadaşlar, şu an çok güzel bir civciv evi yaptık. Değil mi? 1, 2, 3, 4 artı salon. Evet. Her taraf tuvalet zaten bunlarda. Değişmiyor. Evet. İçlerine de çampürlerimizi koyduk. Çampürü hem böyle bit vesaire gibi şeylerden uzak tutuyor. Zaten evde öyle şey olmaz da. Hem de o tüm nemi emiyor ve hayvanlara kuru güzel bir ortam sağlıyor. Ortada da hem aydınlatmamız hem de ışığımız var. Zaten onun etrafında toplanacaklar genelde. Şimdi demin erik toplamıştık. Onları ufak bir meyve kasesi yapalım. Suluklarını vesairelerini yerleştirelim ve son halini size göstermek için gelelim birazdan. Çok sulu sulu değil mi? Evet. Nasıl suyu akıyor? Evin bazı köşelerine koy bakalım. Salatalık. Dağıtayım mı bundan? Aha, dağıt öyle. Bak salatalıkları koyduğum gibi. Bir tane üste. Bir tane alt kata. Buradan teker teker. Civcivler yine evlerine kavuşuyor. Kiracılar ama değil mi? Geçici süreliğine buradalar. Oha, hemen çıktılar bak. Aa, merdiven çıkıyor baba. Deniz, merdiven çıkıyorlar. Ördeğin olur artık. Bir artı bir.
Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz demek ki videomuzu beğendiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan çok seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Evet, çekilişimizi yaptık. Civcivlerimize güzel bir ev yaptık, meyve topladık, yine dolu dolu bir gün geçirdik. Elmas Hanım'ın hediyesini kazandığı videonun altındaki yoruma bilgilerimizi yazacağız bize ulaşması için. Kendisi adres bilgilerini ulaştırdığında hediyemizi kendisine yolluyor olacağız. Daha önce yorum Oscar'larında olduğu gibi. Evet, sağlıkla afiyetle tüketsin. Keşke imkan olsa daha çok kişiye ulaşabilsek, ulaştırabilsek. Biz gerçekten paylaşmaktan çok keyif alan bir aileyiz. Çok memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz bu durumda. Şimdiden afiyet olsun, sevdikleriyle güle güle yesin, şifa olur inşallah. Diyelim. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hemen arkasından da kamera arkası başlayacak. Bir yere gitmeyin, video bitiyor sanmayın. Yorumlarınızdan çok sevdiğinizi anladık. Biz de gerçekten çok seviyoruz kamera arkasını. Anılarımızın üstüne böyle anı katıyor. İleride izlediğimiz zaman çok keyif alacağımız daha da böyle anlar yaratmış oluyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben çıkayım diyeceğim, izin vermezsin. Çok mantıklı bir şey ya, benim nasıl aklıma geldi? Senden bir tık daha hafif olabilirim, çok az. Sen ne yapıyorsun? Ağrıyor aşkım arada düz durunca. Düz de, boş ver. Ha dur. Şıklar, süpermen. Neyse, huzur içinde yaşa. Öldürmeyeceğiz de. Sen de bizim eve yaklaşma, tamam mı? Burası iyi senin için.